Siz yapılan yanlışlıkları, size getirilen eleştirilere hiçbirisine tahammülünüz yok. Dünya kadar yanlış yapıyorsunuz ama. Yanlışa bütünüyle batmışsınız. Adaletsizliğe, merhametsizliğe, insafsızlığa batmışsınız. Ama getirilen bütün eleştirileri PKK, FETÖ diye susturmaya çalışıyorsunuz. Öyle değil değerli arkadaşlarım. Bakın, adalet duygusunun elbette toplumsal, siyasal tarafı vardır. Eğer adaletle hareket etmeyen toplumsal ve siyasal birliktelikler varsa bunların devam etme şansı yoktur. Ama bir de kişisel tarafı vardır. Eve elbette adalet duygusu bir erdemdir ve kişisel tarafı da şudur. Ötekini hissedebilmek. Bir kendin için istediğin bu ayetleri, bu hadisleri, peygamberin bu öğütlerini siz bilirsiniz. Kendin için istediğini başkası için de kardeşin için de isteyeceksin. Ama tabii siz millet diyerek milleti 10 parçaya böldünüz. Dolayısıyla sadece kendiniz için istiyorsunuz, başkası için istemiyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başlatmış olduğu adalet yürüyüşü için diyor ki lütuf. Bakın, bir demokrasi kültüründen şu kadar, iğne ucu kadar nasibini alan bir insan böyle bir laf edemez. Yoktur böyle bir şey demokraside lütuf. Hak vardır, hak. Ve sizin lütfunuzu falan istemiyoruz. Siz yeter ki kurallara uyun. Siz yeter ki kanunlara uyun. Siz yeter ki hukuk içinde hareket edin değerli arkadaşlarım. Bakın, bu sadece adalet dediğimiz yer, kişisel erdem, ötekinin hakkını, hukukunu hissedebilmek sadece bundan ibaret değil. Medeni olmanın da en temel şartıdır Sayın Grup Başkan Vekilim. Medeni olmak da bunu gerektirir. Birisi eğer diğer bir insanın hakkını, hukukunu hissedemiyorsa bunun, bırakın medeniliği, insanlığı sorgulanır. Siz hukuku, adaleti ayırdınız. Kendinize değdiği zaman kanunları, kuralları istediğiniz gibi esnetiyorsunuz. Ama başkasına değdiği zaman çok katı ve gaddarca davranıyorsunuz. Hukuku, kanunu, kuralları kendi hatanızı, eksikliğinizi, problemlerinizi örtmek için kullanıyorsunuz. Bitiriyorum. 17-25 Aralık. 17-25 Aralık diyen herkese FETÖ'cü diye oturtuyorsunuz. 17-25 Aralık'ta hırsızlık vardı, soygun vardı değerli arkadaşlarım. Ama FETÖ dediğimiz örgütün kumpası da vardı. Niye vardı? Sizin hırsızlıklarınızı çektiler ve bir yere biriktirdiler. Sonra da size şantaj için çıkardılar. Ama daha bu hırsızlıklar sorgulamadı. O zaman getirin bağımsız yargıya. Bağımsız yargıya getirin. Yargılamaya cesaret edemiyorsunuz hırsızlıklarınızı.